Arkadaşlar selam. Şimdi odadayız ve muhtemelen siz bu videoyu izleyene kadar biz çoktan ev turunu yüklemişizdir ve bence odalar ve ev çok güzel. Sadece benim odam bir tık karanlık. Eda'yla bize kalan odaları biz şöyle düşündük. İşte bir hafta o kalır, bir hafta ben kalırım diye düşündük. İki odanın da ayrı ayrı güzel yanları var ama bu odanın negatif özelliği olarak bir tık karanlık olması diyebilirim. Ama bu çok güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve şimdi valizleri açıp artık odaya yerleşelim ve burayı ev gibi yapalım istiyorum. Bu arada başlamadan önce size odayla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şurada çalışır şekilde rahatsız edici bir ses çıkaran bilgisayar var ama dokunmayın yazıyor ama sorun şu ki burada kapak yok. Yani burayı kapamanız gerekmez miydi dokunmamızı istediğiniz bir şey için? You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Kıyafetleri yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi bu bakım eşyaları kaldı. Bir de yanımda taşıdığım çantanın içindeki işte kitaptı, gözlüktü vesaire onlar kaldı. Şimdi bence en keyifli kısım bunları yerleştirelim. There's something different about the way we are. Selam arkadaşlar. Dün ben yemek yedikten sonra saat akşam 9.30'da uyuyakaldım. O yüzden şimdi yerleştirmeye devam ediyoruz. Ama hiç iş gibi gelmiyor açıkçası. Yani aşırı keyifli bir şekilde yerleştiriyorum. O yüzden şimdi burada böyle çok güzel raflı bir kısım var. Üstünde çok güzel vazolar var. Burada da bir sürü Vogue dergisi var. Bunları da göz atarız. Sanırım çok eskiler de var ve çok güzel şeyler çıkabilir içinden. Burada çok tatlı iki tane dekor var ve aşağıda da böyle sözler yazan kare tablolar var. Burada evde böyle bir sürü söz yazan şey var ve hepsindeki sözler de çok güzel. Gerçekten ev sahibi bayağı zevkli biri. Biz şimdi yerleşelim buraya. Şimdi geldik banyoya. Şöyle bir durum var sadece. Ben normalde makyaj malzemelerimi hep hani böyle aynanın önüne götürüp makyajımı orada yaptığım için malzemeleri orada muhafaza ederim. Ama burada öyle bir ayna yok. Yani sadece şöyle bir ayna var. O da benim suratımın hizasında değil. Kimin boyu bu kadar uzun Allah aşkına? Ya yani benim değil. Buradaki aynada yapalım desek burada da yer yok ama aa şu çekmece mi? Yes be, işte bu. Bu arada burada kurutma makinesi falan da varmış. Buna haberim yoktu. Vigo bile var. Bunları şöyle kenara koyayım. Buraya da bazı makyaj malzemelerini dizeceğim. Ve uf, bu çekmece çok iyi oldu. Ben bunu hiç görmemiştim. Geldik buranın üzerine. Burayı da çok dağınık görünmeden yine böyle gece kullanabileceğim şeyleri koyacağım. Sonunda bir makyaj yaptım, kendime geldim arkadaşlar. Hala biraz yol yorgunluğu var üzerinde ama size şöyle bir üstten göstermek istiyorum. Burada bakımla ilgili ürünler var, burada fırçalar var, burada daha çok günlük kullandığım makyaj malzemeleri var. Genel olarak bir tık dağılmaya müsait ama şimdi bunları yerleştirdim, bu biraz daha zamanla netleşecek. Yani size nasıl oluyor bilmiyorum ama bende hep şöyle oluyor. Başta bir yerleştiriyorum, sonra bakıyorum atıyorum, makyajı hep orada yapıyorum, o zaman oraya taşıyorum. Ya da çok kullanmadıklarım oluyor, onları daha böyle çekmeceye kaldırıyorum. Ya da çekmecede sürekli kullandığım oluyor, onu daha böyle göz önü bir yere koyuyorum. Daha
daha çok zamanla oturuyor. Şu an böyle bir tık üstten yerleştirdiğim gibi oldu. Bu arada burayı kullanmak çok mantıklı mı bilmiyorum. Çünkü tam altında klozet var. Bir şey klozete düşerse gerçekten çok üzülürüm ama şu cam kullanılmadığı için, burada da böyle bir çıkıklık olduğu için burayı da değerlendirebilirim diye düşündüm. Burada güneş korumaları var. Burada da saçla ilgili ürünler var. Banyodakileri de zaten videonun başında yerleştirmiştik. Şu masaya pek bir şey koymadım. Belki zamanla buraya da koyarız ya da şuralara da koyabilirim diye düşündüm. Gerçi güneş geliyor, bozulabilir koyduğum şeyler. Ama ne bileyim, kitap falan bile böyle başucuma şifon yer gibi orayı kullanabilirim belki. Onun dışında şöyle bir üstten göstereyim. Vallahi sonunda yerleştik. Bakın şurada da göz bandı var uçakta verdikleri. Şimdi biraz da bu dolabın içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Matı da buraya koydum bu arada. Çünkü bilmiyorum, hani ayak altında böyle gözümün önünde durması hoşuma gidiyor. Yani sanki hatırlatıyor gibi, gördükçe aa matla spor yapayım, yoga yapayım falan diye beynime mesaj gidiyor gibi. O yüzden gözümün gördüğü bir yere koymayı seviyorum. Dolabı açtığımızda da yani kıyafeti çok mu fazla getirdim, az mı getirdim bilmiyorum. Çünkü kaç gün kalacağımız kesin değil. Ama şöyle bir miktarda getirmek istedim. Hani orada kalırken hiç ekstra bir şey almazsam beni güzel şekilde idare etsinler. Atıyorum bu pantolonla şu üstü yapabileyim ya da şu şortla şu üstü yapabileyim. Böyle farklı farklı kombinasyonlar yapabileceğim parçalar seçmeye çalıştım. Ama bir yandan da aşırı getirmek istemedim. Çünkü buradan da bir şeyler almak istiyorum. Dönüşte böyle valizde inanılmaz sıkıntı yaratacak kadar çok da şey getirmek istemedim. O yüzden bunları getirdim. Çünkü zaten hep şey oluyor yani. Dolabınızda bir sürü şey oluyor. Sizin giydiğiniz belli parçalar oluyor. En sık giydiklerimi getirdim açıkçası. Hani giymekten asla sıkılmadığım şeyler burada şu an. Kimisini katlayıp koydum. Kimisini astım. Mesela bunun şurasında bir demir olduğu için. Bakın şu alt kısımda bu katlanmıyor. O yüzden astım. Sonra yanına yine ona çok benzeyen bir tane koydum ki ikisini kolay bulabileyim. Şu üst çok güzel bu arada ya. Bunun linkini bulabilirsem aşağı ekleyeceğim ki vardı Trendyol'da. Tükenmediyse koyacağım. Buna kesin bakın. Çok güzel bir üst ve her şeyle oluyor mesela. Pantolona da, şortla da. Bikinin üzerine de giyebilir. Hani böyle parçaları çok seviyorum. En çok da bunlardan getirmeye çalıştım. Bu da aynı şekilde mesela çok güzel bir siyah tulum. Altıda şort şeklinde. Bunu tek başına da giyebiliyorum. Hatta bazen olurken giyiyorum. Rahat bayağı. Ya da altına şort ya da işte pantolon giyiyorum. Bluz gibi kullanmış oluyorum. Bazen üstüne sweatshirt ya da normal tişört giyiyorum. Altındaki tight'ı hani tight olarak kullanmış oluyorum. Bayağı pratik yani. Giyinme konusunda pratik minik triklerim var. Onları da kullandım. Şöyle bir üstten gösterip aşağı geçiyorum. Burada da ayakkabılar var. Ya farklı kategorilerden ayakkabılar getirmeye çalıştım. Bir tık fazla olmuş olabilir çünkü normalde hiçbir seyahatimde bu kadar götürmedim. Ama hani topuklu da bulunsun istedim. Converse olsun istedim. Bu Air Force'lar var. Bir de gelirken yani normal ayağıma giydiğim bu Air Force'ların beyazı var. Onlar bayağı eskidi. O yüzden bu kırmızısını da getirmek istedim. Çünkü zaten hep giydiğim için eskidikçe hani direkt aynısını aldığım bir ayakkabı. O yüzden hani tamamen eskimesini bekliyorum. Burada az topuklu sandaletler var. Bir de böyle bir spor ayakkabı var. Bunu Onşa'dan almıştım ve çok rahat. Air Force'larla spor yapamadığım için çünkü o zaman çok yıpranıyorlar. Daha rahat yıpratabileceğim, hani yürüyüş spor amacıyla kullanabileceğim bir tane ayakkabı da getirmek istedim. Umarım şu topukluları giyebileceğim bir yere gideriz bu arada. Onları çok seviyorum. Hiç rahat değiller ama görüntüsünü çok seviyorum ve giymek istiyorum. Giyeceğiz bu arada ya. Onu giyeceğim yer ne demek? İstersen denizde bile giyerim. Bizim keyfimiz değil mi? Size söz veriyorum. Bu seyahatte bu ayakkabıyı giyeceğim. Hatta Instagram fotoğraf atınca da altına sözümü tuttum tarzı bir şey yazacağım. Instagram'ı da ekliyorum buraya. Söz veriyorum, yapacağım bunu. Sonra gelelim bu ikinci dolaba. Şunun şöyle yukarı mı kaldırsam diye düşünüyorum. Çünkü gereksiz yer kaplıyor. O yüzden mesela şu an böyle bakınca aklıma geldi. Bunu kaldırayım. Çünkü çok gereksiz burada. Bu arada bu havluları da bir tekrar yıkayıp, zaten yıkanacak bir iki şeyim var. Kullanabilirim belki. Çünkü banyodaki havlu kare şeklinde ve minicik. Hani elimi kurulayabiliyorum ama yüzümü kurulayamıyorum. Bir de zaten sık sık değiştirmek gerekiyor ya. Normalde ben kağıt havlu kullanıyorum yüzüm için. Ama burada Türk lirasına çevirip alınca kağıt havlular aşırı pahalı oluyor. O yüzden hiç içimden gelmedi onu harcamak. O yüzden bunları yıkayıp böyle aslında rahat rahat kullanabilirim. Tamam. Burada da ceket ve gömlek var. Bunları getirerek akıllık etmişim. Çünkü hava akşama doğru gerçekten serin oluyor. Sonrasında burayı da gördünüz zaten. İç çamaşırları, çorap ve bikini var. Sonrasında buraya gelelim. Buraya böyle bir şort koydum. Bunu genelde uyurken giyiyorum. Çok rahat oluyor. O yüzden diğer kıyafetlerden ayırdım, buraya koydum. Onun dışında kemer var. Yani kemer çok seviyorum aslında ama hep kullanmayı unutuyorum. Buraya koyarak da yine unutabileceğim bir pozisyona soktum sanırım kendimi. Çünkü hani buraya bakmak aklıma gelmiyor. Bunu kıyafetlerin arasına koyayım bence. Böyle bir şey var. Bu denizde falan işte belinize bağlayabiliyorsunuz. Çok seviyorum böyle şeylere. Kitaplar var. Hem Türkçe hem İngilizce okuyabileceğim kitaplar getirdim. Bunun ne olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yine Instagram'da paylaşacağım bir fotoğrafta. Bunu bir yere asıp fotoğraf çekeceğim ve biraz şaşıracağınızı düşünüyorum. İşte büyük kamera, şarj aleti, ışık vesaire bunlar var. Size bu arada şu ilaç kutusuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Çok sinirim bozuldu. Şurada gördüğünüz gibi bir kulak çubuğuna benzeyen bir şey var arkadaşlar. Ağzıma çok rahatsız eden bir yara çıktı. Tam gelmeden önce kafama ışık düştü ve böyle ağzımın içi yarıldı gibi oldu. O da mikrop kaptı, afta dönüştü. Sonra bir de diğer tarafta çıktı. Ben böyle uzun süre uçtuğumda, bağışıklığım zayıfladığında falan direkt ağzımda af çıkar ve çok da acıtır. Ben de Fransa'da da aynısı olduğu için yanıma bu ilaçlardan almıştım. Bunun adı Oral Medik olması lazım. Benim kullandığım
en etkili aft ilacı. Yani sürüyorsunuz, ağzınızı inanılmaz yakıyor çünkü içinde asit var. Ama ondan sonra o yarayı unutuyorsunuz. Bir daha hiçbir şekilde acımıyor. Ben o yüzden yanıma bundan almıştım 2 tane ve bugün sürmeyi denedim. Ama benim yanıma aldığım aslında o ilaç değilmiş. Bunlar tint. Hani hatta bir videomda göstermiştim. Kırıyorsunuz, yanağınıza ve dudağınıza sürüyorsunuz. Tipleri tamamen aynı. Hatta videoda da diyorum bir tane ağız yarı ilacı var, ona çok benziyor diye. Arkadaşlar ağzıma sürdüm. Diyorum ki ya bu önceden çok yakıyordu, şu an yakmıyor falan diye düşündüm. Bir baktım ağzımın içi, dudaklarım kıpkırmızı. Yani o fark ettiğim anı keşke görebilseydiniz. Hani böyle gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Ama çok üzüldüm. Çünkü yara hala acıyor ve muhtemelen buradan ayrı ilaç almam gerekecek ve gerçekten çok sinir bozucu. Allah şükür arkadaşlar. Gerçekten sonunda yerleştik. En azından her şeyin bir yeri var. Bir şey aradığımda bavul karıştırmak zorunda değilim. Neyin nerede olduğunu biliyorum. Dediğim gibi zamanla değişecektir. Şimdi yani şuraya baktığımda bile mesela parfümü içeri mi götürsem diye düşünüyorum. Onun dışında bu içerikler ya da ben bir şekilde ilginizi çekiyorsam Instagram'a kesinlikle siz bekliyorum. Çünkü YouTube'da bu turları yapıyoruz ama Instagram'da çok daha anlık olarak her şeyi atabiliyoruz. Gittiğimiz her yeri, yaptığımız her şeyi ya da evin her köşesini. O yüzden ilginizi çekiyorsa bir şekilde, ki bence güzel şeyler yapacağız. Instagram adımda bu kesena hikayeyle buraya da zaten yazıyor olurum. Hepinizi bekliyorum. O zaman bu video bu kadardı. Üzerimizdeki böyle yorgunluğu atıp güzelce bir dinlenelim istiyorum. O yüzden şimdi videoyu kapayacağım. Zaten sonrasında yine kaç gün içinde çok güzel bir şekilde buluşacağız. Hatta gelirseniz Instagram'da muhtemelen anında buluşacağız. O zaman hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye.